Merhaba arkadaşlar. Ben veterinerim Mahmet. Kanalımıza öncelikle hoş geldiniz. Fahir Bey ile Maral Falfa'nın daha öncesinden, yaklaşık bir ay öncesinden, bir 35-36 gün öncekinde çekim. Bu video çekimimiz 20 gün falan oldu. 20 gün oldu. Aynı sayısında çekildi. Evet. Ama ekimi daha öncesinden yaptığım ekimini için. Ekimini Temmuz'un 13'ünde ben ekim yaptım. 13'ü. Bugün şu an 36. gün. Bugün ayın kaçı? Belki videoyu 2 gün sonra yayınlayabiliriz. 19 abi. Bugün ayın 19 arkadaşlar. Yani toplam 35 gün olmuş. 35 evet. Gün önce İsmail Bey ile yapmış olduğumuz videoda Maral Falfa'nın Türkiye'ye geliş hikayesini anlattık. Ve videoyu yayınlattıktan sonra İsmail Ağat da biliyor, kendisine ulaşanların da biliyor. Evet. Bize ulaşanları da çok gördük. Yoğun bir şekilde talep oldu arkadaşlar. Bu talebin de nedenini biliyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye'de yem konusu çok büyük bir sorun. Evet. Hayvansal besleme yönünde, hem maliyetler yönünde yem. Dolayısıyla bizim kaba yem sorunumuz da var. Çünkü en büyük sorunumuz zaten kaba yem sorunumuz var. Arazimiz de iyi değerlendirilmiyor. Evet. Araziden yeterince almış olduğumuz ürün maliyetleri kurtarmıyor. Ama emin olun, bu ot demeyelim, kaba yem diyelim buna, evet. Tamam mı? Kaba yem diyelim. Dünyanın birçok yerinde bu kaba yemle hayvan besleyip de dünyanın süt ortalamasına geçen ülkeler var. Evet. Et ve süt, özellikle Hindistan'dan bahsettik. Brezilya. Tayvan. Portekiz, Bolivya, evet. Malezya. Evet. Ahmet Bey, biz biraz daha normalinde eti ve hayvanı bu ülkelerden alıyoruz. Biz icat ettik veya biz bulduk diye, bu zaten yıllardan beri var. Yani bu Amerika kıtasında var, Brezilya kıtasında, Hindistan bölgesinde, her tarafta var. Ama bizim Türkiye'ye nedense bir şekilde gelmedi bu. Gelmedi. Bizim asıl hayvandan önce bunu çoğaltmamız gerekirdi. Yani öncelikle hayvanın yiyeceğini koyacağız ki ondan sonra hayvan alıp para kazanmaya çalışacağız. Şimdi biz bunu yetiştirirsek, Türkiye geneline de yayarsak, yarın biz Brezilya gibi dışarı ülkelere de, çünkü maliyetimiz düşecek. Bağımlılıktan kuruşuyor. Çok güzel, dünyanın en güzel arazileri. Yani hem arazimizi değerlendirmiş olacağız. Hem dışarıdan hayvan ithal etme durumunu azaltacağız yani. Çünkü hayvanı biz maliyetini düşürür. Yetiştirme maliyetlerini düşürürsek dışarıdan ithal hayvan almaya gerek kalmaz. İnsanlar para da kazanırsa. Yemi düşüremiyorsak, kaba yemi üretip oradan kar edersek gene bir ayakta durma durumundan Türkiye'ye bir katkımız olur yani. Kesinlikle. Yani bizim öncelikle hayvancılığımızı İleri seviyeye taşımamız için gereken en önemli şey maliyet arkadaşlar. Evet. Yem maliyeti %70'lere varıyor. Hayvancılığın en büyük maliyeti yem, %70. Biz yukarıdan fiyat aşağı çekemeyiz abi. Şimdi veteriner maliyetini çeksek ne kadar çekeceğiz? Ya zaten belli bir maliyeti, işletme maliyeti. Şimdi biz çiftçiler olarak diyoruz ki, tamam, herkes kendi yönünden haklıdır. Bugün mısır olsun diyoruz 1500, buğday evet. olsun işte 2000. Evet. Keşke olsa da. Ama bunlar yükseldiğinde ister istemez biz hayvancı olarak yem de yükseliyor. Yem de yükseliyor, aynen. Ha, biz onu, o kalemi geçeceğiz artık. Onu ya bir şekilde şey yapıyor. Kesif yem bir şekilde geçeceğiz. Biz kaba yemi üretip hayvanın refah seviyesini yükselteceğiz. Aynen. Hayvanlar aç kalmayacak. Aç kalmayacak. Samanın yerine bunu kullanacağız. Ya saman kullanıyoruz arkadaşlar. Dolgu maddesi için dünyalar kadar para veriyoruz. Evet. 1 kilosu samanın şu an neredeyse sezon sonunda 1000 liraya geliyor. 1 TL'ye geliyor. Şu anki 1 TL kesif yem zaten 1 ila 2 lira arasında. Yani kesif yem fiyatına kaba yem yediriyoruz. Evet. Biz kesif yem zaten pahalı. Kaba yemi de biz kesif yem fiyatına yedirirsek bu işten para kazanabilir miyiz? Mümkün değil, kazanamayız. Yani %70'lik biz dediğimiz o maliyetten ne kadar aşağı çekersek, ne kadar oradan kurtarırsak karımız o oranda artar. Ben Tayvan'da bir araştırmada bir vallahi şu an ismini unuttum ama büyük bir çiftlik 10.000'in üzerinde sadece etçil ırkla uğraşıyor. Ve gördüğüm sadece bunu veriyor. Yani Maral Falfa'yı adam 10.000 dönüm ekmiş. Bunun hem satışını yapıyor. Kesif yem de yok. Kesif yemini şu an bilmiyorum ama ya muhtemelen çok vermiyordur abi. Çok vermiyor. Çok vermiyordur. Yani adamlar maliyeti düşürerekten, hayvanın yetişme süresini de uzataraktan para kazanıyor.
Ya şimdi adamlar bize 200 kilo canlı ağırlıkta hayvan satıyorlar değil mi? Dışarıdan evet. İthal besin materyali. O hayvanlar kesif yem giriyor mu? Emin ol girmiyor. O hayvanlar girmiyordur yani. Girmiyor. 200 kiloyu adamlar yetiştiriyor bu otla. Maliyetsiz bir şekilde bize gönderiyorlar. Evet. Olay bu. İlla yani bizim o hayvanı yetiştirmemize de gerek yok. Birçok etrafımızda ülkeler var. Bizim ihracat yapabileceğimiz. Değil mi? Bizim Türkiye, sağımızda, solumuzda koyundur, şudur, bunu evet, gönderdiğimiz. Bugün Irak olsun. Irak, Suriye, yarın inşallah Suriye düzelir, oraya gönderme. Birçok ihracat Katar'a geçen gün ben geçen gün gerçekten Çiftçi TV'nin bir programında seyrettim. Çok da teşekkür ediyorum ilgilenenlere. Van'dan olması lazım. Herhalde Türkiye'den küçükbaş Katar'a gitti. İhraç etmişler. Hatta o bölgede biraz kurban fiyatları da artmış evet. Dendi. Evet. Neden biz arkadaşlar bu yemle yetiştirdiğimiz hayvanı sadece kesip yem vermeden belli bir kilo seviyesine getirdikten sonra neden satmayalım? Evet. Hep biz mi alacağız? Şimdi satmamız lazım. İlla ki bu işin formülünü bulmamız lazım. İşte formülün birinci kısmı maral falfa. Maral yani, falfayı Türkiye'ye yersen kaba yemi, tabii ki bunun da bir maliyeti var. Ama bu maliyeti biz normal mısır sılacının yarısına düşürebilirsek bu bizim için o kalan yarısı zaten bizim çiftçi ve hayvancı arkadaşlarımız kanaatkar insanlardır. Kesinlikle. Çok böyle yükseklerde gözü olmayan evet. Ama az buçuk para kazanıp bir şeyler yapabilme peşindeyizdir biz yani. Biz çiftçi olarak, hayvancı yani olarak bizim yani. Çiftçimiz her zaman aza kanaat evet. Eder. Ama hepsini yeri gelir, aldığında yeri da olmuyor. Maliyetine hayvanını mutlaka. Besler. Mutlaka. Çünkü o işten gelmiş, o işi bırakamıyor. Yani bir de hayvanlarla bir duygusal bağ oluşuyor. Kesinlikle, kesinlikle. Biz de bu işin içindeyiz. İsmail abi sen yıllardan beri hep yurt dışındasın. Yurt dışındayım. Tabii benim ilk... Sürekli ama hep hayalinde hayvancılık vardı. Benim zaten çocukluğumda bu hayvancılıkla uğraşıyordum ben. Sen aynı zamanda Afyonlusun değil mi? Evet. Benim evet. Afyon Büyükçobanlar ilçesindenim. Burada evlendiğim için buraya da yerleştik. Burayı aldık. Burayı bir şeyler yapmaya çalıştık. Evet. Bayağı da bir yatırım var arkadaşlar evet. Burada. İşte bu yatırımı da sürdürebilmek için bizdeki gerideki kalan çocuklarımıza bir şeyler üretip bunu aşılayabilirsek. Yani hayvancılık olsun, çiftçilik. Hakikaten üretim çok güzel bir şey. Ama üretimi destekleyip birazcık bizim üreten insanlarımıza kollamak lazım yani. Kazanması lazım. Evet. Üreticinin kazanması lazım. Devam edebilmesi için arkadaşlar. Üretici kazanırsa Türkiye kazanır. Aynen kesinlikle. Üretici kazanmazsa Türkiye'de kazanamaz. Biz belli bir yere kadar gideriz. Dışarıdan getiririz, oradan getiririz, buradan getiririz. Değirmen. Ama ondan sonrası kesilir. Taşıma suyuyla değirmen dönme. Abi. Bir noktaya kadar bir yerde biter. Evet. Dövizin pandemi döneminde şimdi evet. Özür dilerim. Evet. Pandemi döneminde her taraf kapandı. Her taraf kapandı. Biz üreticiler olmasaydık ne yiyecektik? Kesinlikle. Türkiye bak bu konuda çok sıkıntı çekmedi pandemi döneminde. Evet. Çok şükür ama çok yüksek bir şey kazanmıyoruz. Yani bizi korutmuyor bu. Hele şu son dönemde. Yani geleceğe taşımıyor abi. Evet geleceğe, geleceğe taşımıyor. Ben gerçekten de şurayı yaptığımda yani şu anki değeri hayvanlarla beraber bilmiyorum ama 5 milyonun üzerindedir yani gördüğünüz evet, gibi. Belki de daha fazladır bilmiyorum. Ama bunu ben de biliyordum. Götürüp başka şekilde değerlendirmeyi. Parayı altına yatırsaydın. Yani altını var bunun banka ama biz bu şeylere uğraşmadığımız yani, için üretmek, ben şunu düşündüm. Hedef üretmek. Üretim. Yanımda da 3-5 kişi ekmek yesin. Ekmek bir Allah yesin. Razı olsun aynen desin. Öyle. Aynen öyle. Bunun peşindeyiz biz. İnşallah İsmail abi herkes senin gibi düşünüyordur umarım. İnşallah. Şimdi gelelim biz maral falfaya. Şimdi 35 gün önce ektiğin bir maral falfa. Şu karşıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Emin olun. Zaten videomuzdan da izleyin. Gel. Burası 10 gün falan oldu benim ekmiş olduğum. Şu bölge. Evet. Şöyle bir çek gelsen. İlk yayınladığımız video. Gel. Şimdi Ahmet Bey. 35 gün oldu Ekel abi. Hatta burası 35 gün. 35 gün burası ilk çekim yaptığımızdan ve ekiminden bu yana 35 gün oldu. Burası, bu şekildeydi. Evet. Siz demiştiniz ki ben 3 ayda bunu biçeceğim. Ben de içimden biraz acaba demiştim. Ya demiştim tabii. Yani. Samimi söyleyeyim acaba. Çünkü dedim bu 35 günde 3 ayda ne büyüyecek? Abi şimdi... 35 günde arkadaşlar bir şey göstereceğim. Gel. Evet. Beraber sayacağız. Kardeşleme durumu. Kardeşleme durumu.
Bu ot için abi o kadar çok yorumlar yapıldı ki. Kamış diyen oldu, bilmem ne diyen oldu. Şudur, budur. Şimdi, her şey dendi. Şimdi Ahmet Bey bir saniyenizi rica edeyim. Evet. Öncelikle Ahmet Bey'in videosunu ve kanalını izleyen bütün yorumcu arkadaşlara ben de buradan çok teşekkür ederim. Evet. Ha, olumlu yöndekilere de olumsuz yönleri. Biz eleştiriye açık bir insanlarızdır. Eleştiri olacaktır. Mutlaka olacak abi. Kamış da diyebilecekler, şu da diyebilecekler ama biz önümüze bakmamız lazım. Kesinlikle. Hedefimiz o zaten. Biz bunu deneye insanları bilinçlendire bir yere getirmemiz lazım. Aynen. Üretimi yapabilmek için maliyeti düşürmemiz lazım. Bu da buradan geçiyor yani. Maliyet. Herkesin görüşüne de saygılıyız burada. Evet. Arkadaşlar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, şuradan çıkmış 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. 22 tane olmuş evet. Abi 2 tane boğum. Evet. Tabanda bir boğum, yukarıda bir boğum. İkisinden evet. De ayrı ayrı kütler. Evet. Toplam 22 tane. Sen bana demiştin ki bir mısır verse kralı 10 ton verir demiştin. Evet. Şimdi mısırda bir kök var abi. Evet. Burada 22 kök. 22 kök var. Evet. Bir kökten 12 kilo verir demiştin. Nasıl olur demiştim. Bir kök. Yani evet bir, arkadaşlar evet. Her şey ortada. Mısır'da sadece bir kök var. Burada 22 kök var. Mısır'ın boyu 2-2,5. Şöyle bir hesaplama yapalım. Evet. Bugün Mısır'ın benim bildiğim kadarıyla 20 ve 17 santim arayla rekeriz. Bir standardı var. 20 dersek. Evet. Bizim 10 tane burada olduğunu düşünürsek 2 metre yapar. Doğru mu? Doğru. Demek ki 4 metredeki bir mısırdan alacağımız verimden burada tek kökten alacağız. 4 metre arayla alacağız. 4 metre uzunluğundaki anladım. Bir mısır tarlasını düşün. Hattı. Hat olarak 4 metre uzunluğu. Evet. Anladım şimdi anladım. Sıra aynen. Üstünde aynen. 4 metrede kaç tane 4 mısır varsa bir kökten geliyor. Evet, bir kökten geliyor. Ben onun için diyorum yani evet. 100 dönüm mısır sıracığı ektiğimizde 20 dönümde bunu ektiğimizde eş değere geldiğini tonaj yani olarak 100 daha fazla da olabiliyor. Sıracına 20 dönüm eş değer. Eş değer gelecek. Benim hesaplamama göre bu. Onun haricinde protein değeri dedik. Protein değerini gene ben araştırdım. Gene söylüyorum. 14-18. 18'e kadar var. 18'e kadar var protein değerleri. Süt hayvanlarına biz 18 protein yem veriyoruz değil mi abi? Evet. Yani hani dedik ya süt nasıl süt verecek? Evet. Zaten yemlerde 18 protein var. Yemdeki, kesif yemdeki bir defa proteini karşılayabiliyoruz. Mutlaka. Ha kesif yem mutlaka vermemiz lazım. Ya, mutlaka vermemiz lazım da. Ama bazen vermeyen insanlar da var. Maddi olabilir durumu yetmiyor. Olabilir. Yani köylüdür. Tabii. O an parası olmayabilir. Ya şimdi bizim atıyorum ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Küçük bu işi işletmesi olan işte 8-10 tane veya 5 tane ineği olan bir 2-3 dönüm bundan ektiğinde kendisi bu imkanı daha önce de göstermiştim ben videoda aynen, bir aynen, ufak aynen. Bir makineyle sılaj kesip kendisi kendine, eliyle onu evet, biçiyor. Evet. Şey yapıyor, bölüyor evet. Makineyle. Bu türlerini de biz şey yapabiliriz. Ya yani. Adamın 5 tane 10 tane evinde ineği var veyahut da 20 tane koyunu var. Evet. 10 tane keçisi var. Onlar için biçilmiş yani 2 evet. Dönüm 3 dönüm ekse müthiş bekle. Var değil mi şeyimiz? Evet abi devam tamam. Ediyor. Var. Şimdi bunun ortalamasını normaline baktığımızda 4 dönüm 50 koyuna bakar. 4 dönüm 50 koyuna bakıyor. He. O zaman 4 dönüm rahatlıkla 100 koyuna bakar. En az 12 büyükbaşa bakıyor. Bunun 4000 metrekare yani bir sezon boyunca, bir yıl boyunca. Bunu ben araştırmalarda gördüm. 4 dönümü 10 ineğe mi bakıyor? 12. 12 hayvana bakıyor. Evet. 40 dönüm ekmiş olsa 120 hayvan. Evet. Senin 120 hayvan var. Evet. Sana 40 dönüm yetiyor abi. Bana 40 dönüm fazlasıyla yetiyor. Az önce bir hesap yaptın abi. Kaç dönüm eksem dedin? 100 dönüm. 100 dönüm eksen kaç şey yapıyordu abi? Rulo yapıyordu. 3000 rulo yapıyor. 3000 ton yapıyor yani 100 dönümde 30 ton aldığımızda. Ben bunun rulosunu karşılayamam dedim de. Tabii yani şimdi evet. Maliyete baktığında
Biz dökme bunun, yapmıyorsan. Dökme yapmıyorsan tabii evet. ki bu da bir maliyet. Evet. Bugün biçimiyle rulelemesi şu an bildiğim kadarıyla tonu yani tam tonaj mı yoksa paketleme de mi öyle diyorlar. Ben kendim yaptım. Yani o balya beni aşıyor diyorsun yani. Abi hayvanlarıma aşar. Fazlasıyla aşıyor. Aşar fazlasıyla aşar. Fazlasıyla. Yani şunu demek istiyorum. Hem sen ekiyorsun hem satıyorsun. Sattığından da kesip yem paran çıkıyor abi. Nasıl evet, bu tabii. iş hayvancılıkta? Biz ya, niye bunu diyoruz? Bu pozisyona getirirsek zaten hepimiz kazanırız ya. İşte demek ben istediğim o yani. Hem ekiyorsunuz arkadaşlar hem artıyor size. Artan da satıp kesip yem alıyorsunuz. Evet. Dengeyi sağlıyoruz yani. Dengeyi sağlamış ben oluyoruz. Onun için diyorum zaten. Evet. Bu kaba yemden kar edersek evet. kesip yemi düşünmeyelim. Kesip yem artık yani nasıl bir şekilde o yoluna girerse girer. Yani, ama yani. Biz kaba yeme en azından karşılarsak oradan kar ettiğimizden de biz yolumuza devam edebiliriz yani. Aynen aynen. Abi gerçekten de çok inanılmaz bir büyüme var. Böyle baktığımızda yeşilliği görebiliyorsunuz. Ya şu an burası arazinin abi söyledi çöküntü en kötü yeri. Daha sonra toprak sağdan soldan evet. milli toprak, değersiz toprak. Evet. Görüyorsunuz çok değeri olmayan bir toprak. Ve kendi hayvanlarından elde ettiği gübreyle de şu an gübre de atmamış. Herhangi kimyasal, bir ilaç da sıkmamış. Bak, kimyasal gübre, herhangi bir ilaç, herhangi bir hiçbir şey kullanmadım. Mısır don mısır sıvacı ektim. Evet. Ne kadar ekiyorsun abi şey gübre atıyorsun? Abi şu an en düşük benim attığım taban ve üst 80 kilo dönüme. En az yani. Ne kadar maliyeti var abi? Abi şu anki maliyet yani 2 liradan hesap edersen 860-170 lira sadece bunun gübre parası gübre, var. Gübre 200 lirayı bulur bunun mazotunun şeyini bir dönüme hesabını yaptığında. Hesap olsa da arkadaşlar mısırdan verim almak sadece yetmiyor. Maliyetini de mısırın görüyorsunuz. Mutlaka. Buradaki maliyeti de görüyorsunuz. Evet. Burada abimin söylediği kendi hayvanlarından elde ettiği gübreyi verirsen daha mükemmel bir gelişim olduğunu söylüyor. Görüyorsunuz canlılık ben burada analizini bile yapabilirler. Ben buraya kimyasal gübre şu an hiçbir şekilde kullanmadım ve mahsulün de koyu bir yeşil olduğunu görüyorsunuz. Müthiş derecede renk abi ortada evet. ya. Sulama bu işte abi su. Bir. Abi suda da yetişiyor. Ha. Susuz kalınca da ölmüyor yani. Ölmüyor. Öyle bir şey yani. Verimin düşük olur. Verim düşüyor. Sulamazsanız verim düşüyor. Yani. Şey diyeceğim. Geçen yıl ektiklerimiz ölmedi değil mi? Diğer tarafta daha tabii. önceki videomuzda gösterdik. Tabii, tabii. Hala canlılığını koruyor. İşte bak. Zaten sen o ekimi de buraya oradan yapıyorsun. Tabii. Orayı kullanıyorum. 6 tane çelik hikayesi orada yatıyor. Daha önceki oradan başladık buraya geldik. İlk işte. Videolarımızı izlerseniz arkadaşlar 6 tane çelik hikayesi orada. Oradan buraya geldi. İnşallah buradan da bir 30 dönümlük arazimiz var. İnşallah orayı oraya. Tamamladığımızda zaten rahatlayacağız aynen. yani Türkiye geneline de. Satış için arkadaşlar sürekli yorum atıyorlar işte bir çelik ver şudur budur. Çok yoğun bir talep var ama öncelikle biz burada bir gerçeği görmemiz lazım. Evet. Bizim amacımız satış değil, para kazanmak değil. Biz önce şurada bir bakalım arkadaşlar dediğimiz gibi hakikaten bu Türkiye şartlarına uyuyor mu? Evet. Ne kadar kilo verim veriyor? Artı bunun analizleri nedir? Hakikaten içindeki değerler nasıl? Mutlaka. Hani orada belki daha iyi şartlar vardır. İçerisindeki protein değeri yüksektir. Burada yani. Olmayabilir. Belki hayvana zarar verebilir abi. Ya mutlaka işte ben de belki için hayvana zarar verebilir. Yorumdaki arkadaşlardan yüzden, rica ediyorum. Anlatayım video kanalı YouTube kanalında da çok yorum geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben de. Şimdi biz içeriğini ve değerlerini almadan kesinlikle. O öyle bir şeyler var ki dünyada bu dünyada var yani. İnsana bir şey olduğunda işte hayvanlar şununla bununla evet. ya bu ottan oldu falan ama biz işimizi garantiye alalım. Kesinlikle. Bunların analizlerini yapalım. Çıksın. Her şey değerince tekrar yazalım. Kendileri ikna olduktan sonra biz tohum satma derdinde de değiliz. Kesinlikle. Biz tohumcu da değiliz. Bunu da söyleyelim. Biz sadece bunu üretip Türkiye'de çoğalmasını isteyen arkadaşlarız. Ahmet Bey'e de çok teşekkür evet. ediyorum. Allah razı olsun. Kendisi daha önceden de söyledi. Biz de sana yardımcı olacağız diye. İkinci video çekimine de geldi kendisi. Ayaklarına sağlık. Evet. Biz burada kendimizi düşünerekten değil, genel olarak kazanmamız genel gerekiyor. Türkiye'yi bizim evet. amacımız o. Burada da hızlı bir şekilde çoğaltmamız lazım ki daha çok kişiye ulaşsın. Mutlaka. Biz daha bunu üretmeden bunu dağıtırsak abi. Bir şeye yaramaz. Yani sınırlı sayıda kalır. Kısıtlı sayıda kalır. Tabii, kimse yani. De faydalanamaz. Hani 3-5 kişi faydalanır. Ahmet Bey, bak ben gerçekten yani bu otu 2 yıldır uğraşıyorum ama benim 2 yıldır hesapladığımda da kendi kaybım 100 bin lira vardır yani. Bak. Değil mi? Çünkü bak ben geldim burada işimi bıraktım geldim. Hala uğraşıyorsun. Hala uğraşıyorum. Benim iş kazancım var.
Ama sen şuradasın abi. Yani benim derdim bunu yetiştirmek. Şu olayı çözmek. Ha kimse demesin ki ya bu bedavadan da olmuyor. Kesinlikle. Tabii ki bunun da bir maliyeti olacak. Aynen, aynen. Yani bu yoldan bulma gibi bir şey değil. İlk etapta maliyetimizi yatıracağız, şeylerimizi yapacağız ki daha sonradan verimimizi alalım Ahmet Bey. Evet. Burada da bir yanlış anlaşma olmasın. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, söyleyeceğimiz gibi biz buradan ara ara, dönem dönem çekimleri yapacağız. Sizi bilgilendireceğiz. O yüzden takipte kalın. Bir ay sonra bir daha çekim yaparız abi. Kesim biçimde de bir çekim yaparız. İnşallah. O şekilde devam ederiz. Evet. Arkadaşlar da bütün izleyiciler de bunu görürler. Biz de olurlar. Takip etsinler. Bizi takip edin yani. Biz de devam etsinler. Biz önce kendimiz ikna olmamız lazım. Evet. Önce bakalım verim veriyor mu gerçekten? Evet. Maral falfa Türkiye için nasıl bir ot? Türkiye şartlarında nasıl bir ot? Daha sonra bunun belki de biz farklı yerlerde denemesini yapacağız, ekimini yapacağız. Lazım yani. Çünkü bizim bölge o bölgeye uyum olarak uyuyor. Şu an Çukurova bölgesinde uyuyor bölge. Uyum sağladı diyebilirim. Aynen. Bu ama bölge uyuyor. Ama yani, bir İç Anadolu, işte bir Karadeniz. Evet, oralar da soruyor. Yani. Oralardan da çok müthiş. İzmir, tabii. İzmir'den arayan var bizi. İzmir'i de ben tahmin ediyorum tutabilir. İzmir'le çünkü İzmir'le Aydın bölgesi buraya evet. Hemen hemen yaklaşık. Ya Antalya, bölgesi. Akdeniz, Ege bölgesi. Yani buradan çıkalım İskender, Hatay'dan tutalım. Akdeniz bölgesini İzmir'e kadar gidelim yani. Yukarı doğru biraz soğur. Evet. Buralarda müthiş olacağını düşünüyorum ben. İnşallah. Evet sevgili takipçilerim. Ara ara videolar İsmail Bey'le çekimini yapacağız. Sizi bilgilendireceğiz. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur. Ülkemize de bir kazanç sağlarız. Ülke hayvancılığımıza da bir faydamız olur. İnşallah. Bizim de şeyimiz, gayretimiz ve bunu geliştirmek Türkiye için, Türkiye hayvancılığı için bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Evet sevgili takipçilerim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle takipte kalın.